Aktiv'den iyi akşamlar. Türkiye Nereye programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün yine doğruları konuşacağız, hakikatleri konuşacağız, gerçekleri konuşacağız, bilgiyi paylaşacağız. Duyum değil, kulis değil, sağdan soldan devşirenler değil, sadece gerçekler ve gerçek bilgiler. Bugün Türkiye'yi konuşacağız. Türkiye'nin hem iç hem dış politikası konusunda önemli gelişmeler var, sıkıntılar var, problemler var. Türkiye'nin aşmaya çalıştığı problemler var, Türkiye'ye dayatılanlar var. Dayatılanlar dışında gerçekten demokrasi dışı ya da demokrasiye uygun olmayan çok fazla gelişme var. Gazetecilerin tutuklanması, parlamentodaki ikinci büyük partinin grup başkan vekilinin dokunulmazlığın kaldırılıp tutuklanacağı iddiası. Bunlar gerçekten bir gelişmiş bir demokraside, az gelişmiş bir demokraside yine olmaması gereken şeyler. Bütün bunları konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Konuklarım var. Sizlere onları tanıtmak istiyorum. Başbakan Eski Yardımcısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Sayın Abdülhatif Şener. Sayın Şener hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi Parti İstanbul Milletvekili bir akademisyen Profesör Doktor Ümit Özdağ. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk. Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin. Paşam size hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Ve Ufuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Başkanı, öğretim üyesi, o da bir akademisyen, Profesör Doktor Sencer İmer. Hoş geldiniz size hocam. Hoş bulduk Fatih Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hemen Sayın Şener'e öncelikle çok zor bir dönemden geçiyoruz. Çok sıkıntılı bir tablo var önümüzde. Siyasetin tıkandığı zamanlar oldu demokrasimizin son döneminde ama siyasetten öteye demokrasinin de bu denli tıkandığı görülmedi. Belki örneklerini 79 yılı ya da 80 yılının ortalarını ya da 1959'un son aylarını hatırlayabilirsiniz ama Türkiye'de gerçekten bir farklı bir üslup var. Alışmaya çalıştığı Türk toplumunun. Herkesin gardını almaya, durumunu belirlemeye, tespit etmeye çalıştığı bir önemli bir tablo var. Bu tablo hem siyasetin dilinin çok kirlenmesi, çok gerginleşmesi, hem de siyasetin dilinin kirlenmesi ve gerginleşmesinden daha öteye iktidar partisinin, diğer partilerin kürsü özgürlüğü, konuşma özgürlüğü, parlamentodaki hitap özgürlüğü konusunda bazı sıkıntılar yaşanması. Hakaretler ya da onları ayrı tutuyorum, onu kişisel olarak görüyorum onları ama gerçekten Türkiye çok zor durumda Sayın Şener. Yani mesela sizin kaç fezlekeniz vardı? Şu son karma meclise gelen 27 milletvekili arasında sizin de 27 evet, fezleke de, arasında ben sizin de var. Ben de basından öğrendim. Bugün bir fezleke benimle ilgili olarak da gelmiş. Konusu nedir şu anda bilmiyorum. Ama daha önce de iki dosyam vardı. Yani iki fezlekem vardı. Dolayısıyla benim meclisteki fezleke sayım 3'e çıktı. Biliyorsunuz ben 91 yılında ilk meclise girmiştim. Aralıksız 16 yıl milletvekilliğim var. 91'den 2007'ye kadar. Bu dönem boyunca, 16 yıl boyunca tek bir fezlekem gelmemişti. Ben de hep derdim ki bu kadar uzun süre içerisinde fezlekesi olmayan tek milletvekili benim. Şimdi bakıyoruz ki her şey tersine dönmüş. Hemen bir sene içerisinde 3 tane fezleke geliyor. Konusu ne? Cumhurbaşkanını eleştirmişsiniz. Cumhurbaşkanını eleştirmekten dolayı, politikalarının yanlış olduğunu söylemekten dolayı fezleke mi gelir? Ceza davası mı açılır? Bu tamamen demokrasiye, siyasetteki eşit rekabet kurallarına aykırı bir iştir. Neden? Çünkü şu anda Cumhurbaşkanı eskisi gibi bağımsız veya tarafsız bir cumhurbaşkanı değil. Eskiden anayasamızda derdi ki Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı olduğu andan itibaren partisiyle ilişkisi kesilir. Yani partisiz cumhurbaşkanıdır. Ve eşit ve tarafsızdır. Devletin birliğini, ülkenin bütünlüğünü, birliğini temsil eder. Hangi fikre, hangi düşünceye, hangi siyasi eğilime mensup olursa olsun, ülkede yaşayan bütün yurttaşların kendisinde bir güven arayacağı bir melcidir.
Ama işte 16 Nisan referandumuyla anayasa değişti ve Cumhurbaşkanı meclisteki en fazla milletvekili bulunan partinin genel başkanı sıfatını da üstlendi ve bu yapısıyla doğrudan doğruya sürekli siyaset yapan, kendi partisini metheden, diğer partileri yerden yere vuran, diğer partilerin milletvekillerine sonuna kadar hakaretler yağdıran bir cumhurbaşkanımız var. Sen de bir partinin genel başkanısın. Meral Akşener de bir partinin genel başkanı. Kemal Kılıçdaroğlu da bir partinin genel başkanı. Diğer partiler senin hakkında bir şey söyledikleri zaman, masum bir eleştiri yaptıklarında bile, aman bu cumhurbaşkanına hakarete girer, dava üstüne dava açarsın. Sen ağza alınmadık laflarla hakaretler yağdırırsın. Bir şey olmaz sana. Bunda bir eşitlik yok. Siyasi rekabette eşitlik yok. Böyle demokrasi olmaz. Sen bir şey söylediğinde aynı cezaya çarptırılabilmelisin. Onun için partisiz cumhurbaşkanı hakkında çıkarılan 299. Türk Ceza Kanunu 299. maddesi bugünkü cumhurbaşkanı hakkında uygulanamaz. Yani bu cumhurbaşkanına hakareti düzenler. Cumhurbaşkanına hakaret ettiğiniz zaman onun yaptırımı vardır. Ama şimdi sen bir partinin genel başkanısın. Ve cumhurbaşkanı sıfatıyla değil, partinin genel başkanı sıfatıyla partinin grup toplantısında ağza alınmadık sözler söylüyorsun. E peki o zaman ben senin hakkında TCK 299'a göre dava açabiliyor muyum? Açamıyorum. Niye açamıyorum kardeşim? Sen açıyorsun da ben niye açamıyorum? Sen de bir partiye mensupsun, ben de bir partiye mensubum. Sana bir ayrıcalık tanınıyorsa bu sefer siyaset siyaset olmaktan çıkar. İki, bu yeni sistemde yargıyı da kendine bağlamışsın. Hakimler Savcılar Kurulu'nun bütün üyelerini doğrudan veya dolaylı olarak sen atamışsın. Ve onlar vasıtasıyla bütün yargıyı kontrolün altına almışsın. Yargıyı bir siyasi sopa gibi, bir siyasi kırbaç gibi kullanıyorsun. Seni kim eleştirirse yargıyı kullanarak hizaya getirmeye çalışıyorsun. Yanlışlarının arttığı ortamlarda, bir de ona dikkat edin, en fahiş siyasi ve devlet umuruyla ilgili hataları yaptığı ortamlarda eleştirenlere karşı en ağır cezaları yağdırmaya çalışıyor. Yanlışları görünmesin ve bilinmesin diye. Bu nasıl iştir ya? Benim görevim senin yanlışlarını düzeltmektir. Ey Cumhurbaşkanı veya ey Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı, şu politikan yanlıştır, şu attığın adın yanlıştır. Bunlar ülkeye zarar verecektir. Onun için seni eleştiriyorum demek benim hakkımdır. Hakaretleri bırakmış, eleştirileri cezalandırıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Daha önceki iki fezleken biri çoban dedin diye 4,5 yıl hapsimi istiyor. Sayın Özdağ. Halbuki 8 ay önce demiş ki ben bir çobanım. Kendisi demiş ki ben bir çobanım. Ben de bunun üzerine demişim ki bu ne biçim çobanlıktır sayın hükümet. Ben sayın hükümet diye hep Sayın Erdoğan'ı kastederim, tek başına hükümet olduğu için. Bu ne biçim çobanlıktır sayın hükümet? Yani çobanlığı kendi üstlendiği için söylüyorum. Memleket kan gölüne döndü. Memlekette işte mutfak yangın yerine döndü. Ekonomi çöktü. Böyle çobanlık olmaz diyorum. Vay bunu diyen sen misin? İşte Cumhurbaşkanı 299'a göre Cumhurbaşkanı'na hakaretten bilmem fezleke. Ya kendi kendine çoban deyince hakaret olmuyor da ben deyince niye oluyor? Kendi kullandığı bir şeyi söylemişim. Öbür fezlekene dolar niye yükseliyor? Muktedir'in paraları dolarda yükseldikçe kazanıyor onun için. Demişsiniz. Demişim. Bu muktedir kim diyor savcı bana. Ya muktedir kim olacak? Herkes olabilir. Piyasayı etkileme gücü olan herkes olabilir. Soros moros hatta öyle dedim.
Biliyorsunuz Soros falan vardır, parayı sokar çıkarır, kriz çıkarır. Yok yok, buradan Cumhurbaşkanı'nı kastetmişsin. Siz anlıyor musun? Muktedir deyince hemen Cumhurbaşkanı mı anlaşılır? Yani siyasi eleştiri yapma hakkınız bile yok. Ben bir muhalefet partisi olacağım. Benim anayasadaki görevim, siyasi partilerdeki kanundaki görevim, hükümetin yanlışlarını eleştirmek, yanlışa geçmesine fırsat vermemek, imkan vermemek, sürekli yanlış yaptığı zaman ensesinde birilerinin olduğunu göstermek benim anayasal ve en temel görevimdir. Sen en temel görevini yapamazsın diyor şimdi. Neden? Eleştirilerini bile hakaret sayar, senin hakkında dava açarım, senin hakkında fezleke gönderirim diyor. Nereye geldiğimiz ortada. Bakın bugün yağdırmış fezlekeleri. Allah! 55 tane fezleke gelmiş meclise. 7 tanesi CHP vekiller hakkında. Siz var, Özgür Özel var, Seyit Torun var. Evet, Seyit Torun var. HDP'lilerin hakkında çok sayıda fezleke evet, HDP var. 48 tane HDP'liler hakkında. Sizlerin hakkında çok fazla fezleke. Engin Özkoç hakkında 3 fezleke. Seyit Torun, Abdülatif Şener, Ulaş Karaca, Özgür Özel hakkında da sanıyorum birer fezleke var. Ulaş Karasu, Sivas Milletvekili değil evet, mi? Evet, Sivas Milletvekili. Evet. Şimdi yani ben bunu çok yanlış buluyorum. Neden yanlış buluyorum? Eski cumhurbaşkanlarının açmış olduğu şeyden dolayı, cumhurbaşkanına hakaretten dolayı açmış olduğu davaların belki 100 katını, toplamının 100 katını Sayın Erdoğan açmış vaziyette. Bakıyorum şeye, bir cumhurbaşkanına işte 100 kişi hakkında açmış. Bakıyorsun 50 kişi hakkında açmış eski cumhurbaşkanlarına baktığımızda. Bakıyorum ki Sayın Erdoğan'a 10 binlerce. 17.800. Bir ara öyleydi. Evet. Şimdi kaça ulaştı bilmiyorum. Bir ara ben 30 bin diye de okuduğumu hatırlıyorum. Dava açıyor. İnanın açtığı davaların %99'u siyasi eleştiri. Üstelik de ben milletvekiliyim. Görevim siyasi eleştiri. Ve bu yanlış. İkinci bir yanlış daha var. Yani madde 299 anayasaya aykırıdır. Partili cumhurbaşkanına uygulanamaz. Bunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi lazımdır. Bu bir. İkincisi, mecliste yaptığınız konuşmalara gönderiyor şeyi, fezlekeleri. Kürsü dokunulmazlığı. Anayasa 83 açıktır. Anayasanın 83. maddesi açıktır. Ve çok nettir. Kürsü masuniyeti var. Suçlanamaz diyor. Milletvekili suçlanamaz diyor. Yargılanamaz diyor. Tutuklanamaz diyor. Gözaltına alınamaz diyor. Peki bu meclisteki hangi konuşmayı kapsar? Efendim bu genel kurul konuşmasıdır. Genel kurul dışında konuşursan diyemez. Niye diyemez? Müstakar hale gelmiştir. Hem meclis genel kurulundaki konuşmayı kapsar, hem komisyonlarda yaptığınız konuşmaları kapsar, hem grupta yaptığınız konuşmaları kapsar, hem de mecliste yaptığınız basın toplantılarında kapsar. Sen Engin Özkoç'un basın toplantısını Twitter'dan paylaşmasını savcın suç olarak görmüştün. Nasıl bir şey bu? Nasıl bir şey söyleyeyim mi? Onu suç gören, fezleke yazan savcı hakkında Hakimler Savcılar Kurulu soruşturma açması lazım. Ya anayasayı ihlal ediyorsun sen. Anayasayı ihlal ediyorsun. Üstelik de bunların bir siyasi şeyi var. Bu yani sırf bir yargısal süreç olmaktan öte, evet, aynı zamanda bu siyasi etkileri olan bir şey. Sen doğrudan siyasete müdahale ediyorsun. Yasama organına müdahale ediyorsun. Suç işliyorsun. Efendim şu mesela hatırlayın, Refah Partisi'nin kapanma davasında dosyada bir konu vardı. Genel başkanımızın o dönemdeki grup konuşmasını içeriyordu. Onu da savcı listeye almış. Yani kapatma gerekçeleri olarak. Kapatma da ceza sayıldığı için, çünkü bazılarının yasaklanmasına yol açıyor.
Orada iddia şu olmuştu, mecliste yapılan konuşmalar anayasanın 83. maddesindeki masuniyet çerçevesinin içerisine girer. Onun için dosyadan onun çıkarılması gerekir diye o zaman Refah Partisi iddia etmişti. Anayasa Mahkemesi bunu doğru bir itiraz olarak görmüş, dosyadan çıkarmıştı. Evet. Dolayısıyla çok açık ve nettir. Anayasa hükmü tesis edilmiş sayılır hocam. Evet. İçtihat. Evet. Peki hocam, İYİ Parti bu konuda sessiz kaldı. Yani daha doğrusu bu tartışmanın içinde haklı olarak belki de yer almadı. Çünkü kendisini ilgilendiren bir taraf baktığınız zaman pratikte de yok. Ama sonuç olarak önemli bir konu bu. Siz de milletvekilisiniz, parlamentodasınız. Evet. Eğer bir milletvekilinin kürsü dokunulmazlığı yoksa, özgür iradesini kürsüde dile getiremiyorsa, basın toplantısı salonunda dile getiremiyorsa, genel kurulda dile getiremiyorsa ve basın toplantısında söylediği sözleri Twitter'dan paylaşma şansını bulamıyorsa, paylaştığı zaman bir savcı sen suç işledin diyorsa ne yapacağız hocam? Sizin gördüğünüz tablo ne? Tabii ben o gün genel kurulda değildim. Ancak arkadaşlardan dinledim, genel kurulda olan arkadaşlardan. Ve düşündüğümden daha vahim olduğunu ifade ettiler bana. Anlatımlardan çıkan oydu. Yani bir silah vesaire kullanılmamakla birlikte şiddet o derece artmış ki orada ölümde sonuçlanabilecek bir noktaya gelmiş. Ve arkadaşlarımız gerçekten büyük endişe duymuşlar. Çünkü yani linç demeye getiriyorsunuz değil mi? Tabii linç demeye getiriyorum. Yani bir kişinin kafasını masanın kenarına bilinçli olarak vurmak gibi. Tabii eğer milletvekilleri genel kurulda can güvenliklerinin ortadan kalktığını düşünürlerse, bu beraberinde şu anda düşünmek bile istemediğimiz kadar olumsuz sonuçları beraberinde getirir. Yani hem Türkiye Büyük Millet Meclisi demokrasinin mabedidir diyeceksiniz, siyasetin merkezinde olacak, hem de bu siyasetin merkezinde genel kurulda bir milletvekilinin can güvenliği olmayacak. Kendisini sayısal üstünlüğe dayanan bir şiddet tehdidi altında bulacak. Ve bir şey daha söyleyelim. Eğer millet bunu genel kurulda görmeye başlarsa, bunun sokağa yansımasının önüne alamazsınız. Yani toplumu da bölebilir değil bu, mi? Toplumu bölmenin ötesinde meydanlarda çatışmaya sürükleyebilir. Onun için sağduyu esas olmalıdır. Erdoğan bugünlerde sık sık atıfta bulunuyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bu çerçevede iç cephenin güçlü olması gerektiğinden bahsettiğine Atatürk'e atıfta bulunarak, ama Erdoğan bilmeli ki iç cepheyi en fazla zayıflatan siyasetçi kendisi. Ve bunu yıllardan beri kullanmış olduğu ayrıştırıcı, tahrik edici, aşağılayıcı ve ulaştığı aşamada düşmanlaştırıcı dille yapıyor. Türkiye milli birlik tehdidi altında olan bir ülkedir. Değişik düşünce kuruluşları bir sene sonra ile ilgili, yani önümüzdeki yılla ilgili dünyada ve değişik ülkelerde nasıl bir gelişme süreci yaşanacak öngörülerde bulunurlar. Şimdi bu öngörülerde bulunan büyük düşünce kuruluşlarından üç tanesi son birkaç seneden bu yana Türkiye'yi iç barışın en kırılgan olduğu 10 ülkeden birisi olarak telendiriyor ve iç savaş kenarındaki toplum diye gösteriyor. Bu bir bölümü politika, bir bölümü ise öngörü olan bir açıklama. Yani bu 10 ülke içerisinde hangi ülkeler var bakın. Başka Irak var.
İsrail Batı Şeria var. İşgal altındaki topraklardan bahsediyoruz. Suriye var. Bir iç savaşı yaşayan. Maymar var. Sudan var. Şimdi iç barış ancak bu ülkelerle yan yana gelebiliyor. Ve siz Moskova'ya gittiğiniz görüşmeleri yapmaya için gün arkanızda Türkiye'nin gücü olduğunu şey yapıyor musunuz, yansıtıyor musunuz sahaya? Hayır. Hani toplantı salonunda Putin'le Erdoğan'ın toplantı yaptığı salonda işte Ruslar Katerina'nın heykeli ile bir mesaj verdiler vesaire vesaire deniliyor. Ona hiç gerek yok. Aslında yani bütün heyetler aynı salonda bulunuyor ve Katerina'nın heykeli de salon salon dolaşmıyor orada. Yani bize özel bir durum yok. Ama olmasına da gerek yok. Çünkü özel durum Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ortaya çıkmış durumda. Erdoğan'ın arkasında bütün bir parlamento yok. Erdoğan'ın arkasında kavga eden ve bu kavgayı da gırtlak gırtlağa fiziksel anlamda şiddet kullanarak yapan bir tablo var. Doğrusu bu. Zaten görüşmelere rahat giren Putin'i daha da rahatlatmıştır. Evet, Erdoğan'ın çağrısı Atatürk'e dayanarak yaptığı çağrı doğrudur. İç cepheyi güçlendirmek lazım. Ama burada en önemli görev kendisine düşüyor. İç cepheyi güçlendirmeden Cumhurbaşkanı olarak kendisi sorumludur. Ama Cumhurbaşkanlığının almış olduğu günlük siyaset içerisindeki halle bu da mümkün değildir. Yani bu anayasal yapıyla bu mümkün değildir. Bu 2009'da Yeni Çağ Gazetesi'nde yazmış olduğum bir yazıda Erdoğan'ın kullandığı yöntemin, ötekileştirme yönteminin siyasette başka yerlerde de olduğunu ve bunun da meşru olduğunu ama Erdoğan'ın taşıdığı noktada artık Türkiye için bir milli güvenlik tehdidi noktasına yaklaştığını ifade etmiştim. Bu 2009'du. 2009'dan 2020'ye 11 sene geçti ve bu 11 sene içerisinde Erdoğan'a her sene nefret söyleminin, ayrıştırma söylemini bir üst kademeye tırmandırmakta ısrar etti. Yani, bugün gelmiş olduğu noktada, bak gelmiş olduğu noktada artık parlamentoda parlamenterin can güvenliğinin ortadan kalktığını görüyoruz. Sürdürülebilir mi? Asla sürdürülmesi mümkün değil. Hocam şunu merak ediyorum. Mesela diyelim ki Cumhurbaşkanı ya da AKP Genel Başkanı parlamentoya geliyor konvoy halinde Cumhurbaşkanlığı makam arabasında ve Cumhurbaşkanı karşılama usulleri uygulanıyor. Ama içeriye girip AKP'nin toplandığı senato grup salonuna girdiği andan itibaren de AKP Genel Başkanı oluyor. Evet, öyle. Şimdi iki ayrı şapka var. Evet. Yani çok güzel söyledi Sayın Şener. Şimdi insanlar Sayın Erdoğan'ın AKP grubunda konuşurken AKP Genel Başkanı olarak mı o sözleri sarf ettiğini merak ediyor. Yoksa bu ülkenin birliğini bütünlüğünü sağlayan Cumhurbaşkanı olarak mı? AKP Genel Başkanı olaraksa buna yanıt verilebilir. Ama Cumhurbaşkanı olarak buna yanıt verilemez. Bu ayrım nasıl yapılıyor? Bu ayrım yok. O keyfi. Nasıl bir keyfi? Erdoğan'ın hukuk devleti var mı ki kardeşim? Var mı hukuk devleti Türkiye'de? Yani mış gibi yapmayalım. Türkiye'de hukuk devleti askıya alınmıştır. Biz hukukun ve anayasanın iktidarın keyfine göre uygulandığı bir dönemden geçiyoruz. Bakın hiçbir yere gitmeye gerek yok. İstanbul'da belediye başkanlığına adaylığını koyan meclis başkanı meclis başkanından istifa etmeyi reddetti ve gerekçe olarak da seçim siyaset değildir dedi. Bence Türk milletinin aklına yapılmış en büyük hakaretlerden bir tanesidir bu. Onun için hukuk devletinde olur mu? Hukuk devletinde olmaz ama Türkiye hukuk devleti olmadığı için olur. Keyfine göre mi? Evet, keyfine göre mi?
Türkiye'de zaten bugün kurumsal bir şekilde değil, keyfine göre yönetiyor. Bu artık Batı'da siyaset bilimi kitaplar değil ama makalelere geçti. Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesinin artık kararların kurumsal mekanizma içerisinde alınmamasından kaynaklandığı gösteriliyor. Bunlar bir örnek mi istiyorsunuz? İşte İdlib krizi, İdlib'de içine düştüğümüz durum. Eğer burada devlet aklı, yani genelkurmayın aklı, dış işlerinin aklı, deneyimi, birikimi, bunların hepsi birden olsa böyle bir şey yapılmaz. Çünkü devlet aklının içerisinde devletin binlerce seneden bu yana getirdiği bütün birikimi görüyorsunuz. Ve onun için daha ihtiyatlı, tarihten dersler çıkartan, şöyle şöyle olmuştur onlar. Ama eğer siz Rusya tarihiyle ilgili, Rus devlet karakteriyle ilgili değil bir makale, bir tek sayfa okumamışsanız ve sadece Putin'le tercüman aracılığıyla yaptığınız konuşmalar çerçevesinde Rusya'yı tanıyorsanız, o zaman ortaya çıkacak kararlar çok daha farklı oluyor. Kurumsal akıldan yoksun oluyor. Ve bunların hepsi iç içe gitmiş durumda. Bu saray rejimi Türkiye'nin kaldırabileceği bir rejim değil. Çökecek. Ama çöktüğü zaman Türkiye'ye çok ağır zarar vererek çökecek. Yapmamız gereken bunu kontrollü ve tekrar kurumsallaşma sürecini başlatarak bir geçiş dönemiyle gerçekleştirmek olmalıdır. Peki hocam, teşekkür ederim. Sevgili komutan, tabii içeride cephe demin güzel anlattı Sayın Özdar. Çünkü Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan son grup toplantısında olayları ikiye ayırdı. Sık sık Atatürk sözcüğünü kullandı. Zaman zaman Gazi dedi. Zaman zaman Mustafa Kemal dedi ama Atatürk sözcüğünü çok kullanmayı önemsemedi ya da çok hoşlanmadı o sözcüğü. Çok sık dile getirdi grup toplantısında. Ve içerideki cephenin önemini anlattı. Dışarıda bir eğer başarı kazanmak, ülkenin birlik ve beraberliğini sağlamak zorundaysak Atatürk'ün dediği gibi önce iç cepheyi sağlam tutmamız lazım dedi. Ardından da hakaretleri yağdırdı. Yani bu iç cephe askerlikte strateji olarak da, yani siz bir komutan olarak da bunu hem bir akademik anlamda hem de kıta görevi anlamında siz de çok farkında olduğunuz bir durum bu. Hakikaten iç cephe bu kadar, yani Sayın Özdağ'ın anlattığı önemli şeyler, bu kadar kötü durumda mıyız biz? Dış cepheye kaydığı zaman bu iş bize bunun maliyeti ne olur? Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii yani önemli olan iç cephe. İç cephe sağlamlaştırmadan, teşekkül etmeden, iç cephedeki problemler çözülmeden dışarıda mücadele edilemez. Zaten bunu İstiklal Savaşı'nda görüyoruz. Yani Atatürk önce içerideki arkadaşlarla beraber isyanları bastırıp daha sonra içeride işte Gani Nizami güçten normal, muntazam, klasik orduya geçiyor ve daha sonra bütün isyanları bastırdıktan sonra işte arka arkaya şeyler geliyor. Sakarya Meydan Muharebesi, daha sonra Büyük Taarruz vesaire geliyor. Böylece yani içeride de reformları yaparken de, devrimler, reformları yaparken de şeyden faydalanıyor. Yani iç cephenin bütününden faydalanıyor. Çünkü dışarıya karşı sizi arkadan vuracak olan iç cephe. Yani bu açık ve net. O gün Sayın Cumhurbaşkanı şeye giderken, Moskova'ya giderken, yabancı basında aynen şöyle ifadeler var, büyük harflerle yazmışlar birçok şeyde, bir ülkede. Türkiye ilk üç harekatta bütünlüğünü korudu. Yani daha evvel yapılan Zeytin Dalı, ondan sonra işte Arap şey Bağrı, Barış Pınarı harekatı ayrılmak üzere, Fırat Kalkan harekatı. Ama şeyde bu son harekatta Türkiye ikiye ayrıldı diye, sırasız diye ayrıldı diye açık ve net olarak bütün basında yazıyor. Yani bu tabii karşı tarafa ya da Rusya'ya çok önemli bir şey veriyor. Ruslar zaten takip ediyorlar bizim ne olduğumuz, ne bittiğimiz. Çok çok büyük bir son, özellikle son 10 yıldır çok büyük bir kutuplaşma var Türkiye'de. Yani bu kutuplaşma dilini maalesef Sayın Cumhurbaşkanı kullanıyor ve o kutuplaştırma vasıtasıyla şimdiye kadar tabii belki de
siyaset yaparken, ben bilmiyorum siyaset ama yani sayın milletvekilim bilir. Yani siyaset yaparken belki bir ölçüye kadar böyle şey bu tip kutuplaştırma dili kullanmak normal olabilir ama artık bu ortamda Türkiye'nin milli sorunların bekasının söz konusu olduğu bir ortamda Türkiye'de bu tip bir kutuplaşma Türkiye'nin bölünmesine yol açıyor. Yani Türkiye'de çünkü kararların, alınan kararların arkasında durulması gerekiyor. Mesela diyelim ki bu kutuplaşmayı gördüğünüz zaman cephedeki adam, ben cephede komutan olsam mesela, çünkü cephedeki insanlar sanmayın ki sadece şeyle uğraşıyorlar, muharebeyle uğraşıyorlar. Zaman zaman da telefonları var, bakıyorlar, ediyorlar. Orada neler oluyor, neler bitiyor, Türkiye'de arkalarında kim duruyor, kim durmuyor ya da Türkiye ne yapmış diye otomatik olarak o onları etkiliyor. Hem işte oradaki komutanları etkiliyor, hem de genç çocukları etkiliyor. Yani çok çabuk etkilenirler. Hele muharebede böyle de şey hazırsanız, işte her an başınıza bir mermi gelecek, şarapnel partisi gelecek, öleceksiniz, şehit vermişsiniz. Bütün bunlar o kadar soğukta, yorgunlukta, bütün bunlara baktığınız zaman bir de bu endişe, bu konu insanların moralini, motivasyonunu bozar. Şimdi biraz evvel Sayın Hocam söyledi. Dediği doğru. En az 3 veya 4 düşünce kuruluşu diyor ki önümüzdeki dönemde yani 2020'den itibaren bazı ülkelerde şiddet hareketleri olacak ve işte iç çatışma veyahut da iç çatışma yani iç savaş değil iç çatışma gibi olaylar çıkacak. Bunlardan bir tanesi de Türkiye. 10 ülkeyi saymışlar. Doğru. Bir tanesi de Türkiye. Bunun içerisinde Afrika ülkeleri de var. İşte Orta Doğu'daki daha çok Orta Doğu ve Afrika ülkeleri olmak üzere. Ve bu konuda tedbir almamız gerekiyor. Çünkü onlar evet doğrudur. Yani think tank kuruluşları, düşünce kuruluşları yönlendirme yaparlar. Yani siyaseti ya da olayların gidişini yönlendirecek bir takım spekülasyonlarda, bir takım davranışlarda bulunurlar. Ama hiçbir şey yoksa spekülasyon yapamazlar. Yani mutlaka bir şey vardır. Onu speküle ederler. Onu provoke ederler ve öyle ortaya çıkar. Türkiye böyle gözüküyor şu anda dışarıda. Ve 2016 yılında yine Army War College'in çıkardığı, düşünce kuruluşunun çıkardığı bir yayın var 2016'da. Diyor ki, 8 ülkeyi saymış. Bu ülkelerden bir tanesi, birincisi için de 7. sırada Türkiye var. Türkiye için diyor ki, Türkiye'nin belli başlı yerler, seçilmiş bölgelerinde bir takım şeyler olacak, iç çatışma çıkacak. Bir Amerika Birleşik Devletleri buralara müdahale edebilir şeklinde bir şey yapmışlar, bir düşünce ortaya atmışlar, bir fikir ortaya atmışlar. Şimdi baktığımız zaman o günden bugüne kadar çıkan işte Rand Corporation raporu, Uluslararası Kız Grubu'nun raporu, diğer raporlara baktığımız zaman ortada yaklaşık en son foreign şey var. Şey dergisi, Foreign Policy ve şey, Foreign Affairs dergisi. Bunlarda da mesela eski Dışişleri Bakan, Dışişleri de çalışmış büyükelçiler, Robert Stephen Ford gibi eski Suriye, Şam'ın büyükelçisi, Amerikan büyükelçisi ve diğerleri bu konuda çok büyük yazılar yazıyorlar. O yazılarda Türkiye ile ilgili bilgiler var. Ve Türkiye ile ilgili bilgiler de Türkiye'yi hep böyle bölünmesiyle ilgili, sıkıntılarla ilgili ve Türkiye'de konuşulan bu şey diliyle ilgili, kutuplaştırıcı diliyle ilgili. Şimdi böyle bir ortamda o zaman siz ülkede ortak bir hedef öne süremezsiniz. Yani ne ordunuz için sürebilirsiniz ne de bütün insanları Türkiye'yi bir ülke etrafına birleştirip bu sıkıntıdan kurtaracak bir hedef ortaya koyamazsınız. Çünkü bakıyorum ben şimdi diyelim ki AKP'nin koyduğu hedefe başka partiler itiraz ediyor. Başka parti liderlerinin koyduğu hedefe AKP itiraz ediyor. Ve sonuçta işte karşımıza çok kötü bir tablo çıkıyor. Bu iklim meselesi hocam. Yani evet, Ezgin Özgöz hata yapmış olabilir, diğerleri hata yapmış olabilir ama öyle bir iklim yaratıyorsunuz ki bu iklimde herkes karşı tarafa hakaret etmek istiyor. Hakarete uğruyor, aynı cümlelerle karşıya hakaret etmeye çalışıyor. Şimdi bu ortamı bir an evvel kaldırmanız lazım. Yani bu ortamı nasıl kaldıracağız? Yani şimdi bakın, Türkiye'nin, biraz sonra görüşeceğiz, Türkiye'nin Suriye sorunu ya da Orta Doğu bölgedeki sorunu Suriye ve Irak'la ilgili
bütünleştirici bir çözüm olmadan bitmez. Bunlar hepsi geçici çözüm. Yani bitmesi mümkün değil. Ne göç biter, ne diğerleri biter. Ancak Suriye'de çözüm olur, bütünlükçü bir çözüm olur. Irak'ta bütünlükçü bir çözüm olur. Olabilir mi, olamaz mı onu da tartışırız ama ondan sonra Türkiye'nin sorunu. Demek ki Türkiye'nin önünde 25-30 yıl gibi çok önemli bir dönem var. Bu dönem içerisinde bekasını rahatsız edecek. YPG'yi de saymıyorum da bak, YPG'ye de dahil olmak üzere orada hazır bekliyorlar. Onlar yani 25-30 yıl içerisinde Türkiye'yi bekasını etkileyecek çok önemli olayların eşiğindeyiz. Şimdi bunu birlikte kaldıracağız. Yani bunu tek başına kimsenin kaldırması mümkün değil. Yani birileri bir fikir ortaya çok atacak, birileri o fikri eleştirecek, tenkit edecek ve sonuçta doğruya varacağız. Yani biraz evvel hocamın söylediği devlet aklı ya da ortak akıl bunun için var. Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı bunun için var. Yoksa bir kişinin düşünüp karar vermesi, yani vermesi olacak bir şey değil. Bir de zaman zaman şeyden bahsediliyor. Mesela diyelim ki işte Amerika'da derin devlet var. Ondan sonra Rusya'da var. Evet var. Türkiye'de de var. Yani derin devlet değil de şeyi karar alıcıları etkileyen bir grup var. Bu grup kimin kontrolünde? Yani Rusya'dan bahsediyoruz. Rusya'da hadi bu grup bir miktar Yahudilerin kontrolünde. Şimdi Putin bazı değişiklikler yapmak suretiyle onu ayarlamaya çalışıyor. Bizde var. Bakıyor muyuz bizde kim var etrafında? Yani Cumhurbaşkanını etkileyen, karar alırken etkileyen bir Atlantikçi grup var mı? Ya da başka bir grup var mı? Yani bütün bunlara bakmamız lazım. Yani yoksa hani uğraşıyoruz ya siyasi ayakta bilmem neydi, şuydu buydu. Bana göre bunların hepsini bir kenara atıp karar vericileri kimler etkiliyor? Bunlar kimin adına çalışıyor? Ona bakmamız lazım. Yoksa öbür türlü insanları yani evet savaşırız. Bugün emir versinler oradaki arkadaşlarım hepsi komutanından en büyük komutanından en küçük erine kadar siyaset emir verirse giderler. Ölürler. Yani gerçekten giderler ve isyan da etmezler, bağırmazlar, çağırmazlar da emir verirler giderler. Ama asıl sorun şu. Onların korunması gerekiyor. Onların korunması için de içeride birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Birlik beraberlik demek bir kişi söyleyecek, herkes ona inanacak anlamda böyle bir şey kastetmiyoruz. Yani böyle bir şey varsa zaten bu yanlış bir şey olur. O zaman fikir üretemeyiz yani. Fikir üretemeyiz. O bakımdan şunu söylüyorum. Türkiye'de yapılanlar şu anda çok çok yanlış bir yere doğru gidiyoruz. Şöyle ders olmalı diye yani. Yani bir bakmalı, yani bir tarihimize bir bakmamız lazım Osmanlı'ya. Hatta zaman zaman şeyi seyrediyorum. Bu Netflix'te var. Yani böyle 9-10 bölümlük bir şey var. Roma tarihi var. Ona bakıyorum. Roma tarihine bakmamız lazım. Yani orada işte Senato ile başkanların arasındaki geçen hadiseler, şey konuşmaları falan. Onlara bakmamız lazım. Mesela bizim tarihimize de baktığımız zaman, biz akademiyi kazandığımız zaman normalde 6 ay kursa gideriz. Ondan sonra akademiye 2 senede akademiye okuruz. Olmak için. Bize bir okuma listesi gelir. Okuma listesinin içerisine baktığımızda Türkiye'nin şimdiye kadar katıldığı, özellikle de Ruslarla birlikte katıldığı muharebeler ve muharebelerden çıkan dersler, mesela bunlardan başımıza gelenler diye bir olay vardı. Ahmet Muhtar Paşa'nın doğuda, batıda yine yapılanlar vardır. Yine Balkan Savaşı'nda, yani 1. Balkan Savaşı'nda yapılanlar vardır. Yani çok önemli teşebbüsler vardır burada. Yani onları alırız. Mesela bir Soros Körfezi'ne yapılan bir çıkartma vardır. Dünya kadar insan şehit olur. Yani Enver Paşa ile oradakilerin böyle bir şeyleri vardır. Onun dışında bir Kanal Harekatı vardır mesela. Kanal Harekatı'nda karşıda İngilizler var. Bizim askerlerimizi İngilizleri durdurmak için kanalda yani şöyle geçirmişizdir. Teleklerle böyle bir 100 kişi geçmiş, 100 kişi geçip ima alıyor, arkadan bir 100 kişi daha geliyor. Yani orada insanımızı kırdırmışızdır. Yani bütün bunların hepsi ders alınacak konulardır. Yani Ruslar nedir? Ruslar bizi çok iyi tanıyor. Bizim en ince tefaatımıza kadar, bizim askerlerimiz nedir? Ondan sonra genç subaylarımız ya da genç komutanlarımız nedir? Daha böyle operatif seviyede, stratejik seviyedeki komutanlarımız ne düşünür? Bunların hepsini çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor ve onun için de biz de bunları çok iyi bilip bu hataları yapmamamız, geçmişte yapılan hataları yapmamamız lazım.
Yani keşke Ruslarla bir şey yapmadan evvel, ne derler ona, bir ortaklık kurmadan evvel bütün bunları gözümüzün önünden geçirebilseydik. Ortak bir harekattan evvel bütün bunları belirleyebilseydik belki çok daha iyi olurdu. Oturup çalışsaydık. Evet, haklısınız komutanım. Şimdi sevgili hocam, siz yıllarca başbakanlara da danışmanlık yaptınız. Evet. Siz sadece bir akademisyen değilsiniz. Siyasetin evet. içine girmediniz ama evet. devlet yönetimi, ülke yönetimi konusunda da bilgi ve fikir sahibisiniz. O yıllardan kalma birikimleriniz de var. Bu hem Sayın Şener'in hem Sayın Özdağ'ın hem sevgili komutanın anlattıklarına öncelikle bir devlet aklı konusunda, ortak akıl konusunda, bu son zamanlardaki üslup ve gerginlikler, çatışma konusunda bir söyleyeceğiniz var mı? Gayet tabii. Buyurun. Çok doğru ve isabetli şeyler söylendi şu ana kadar. Belki benim buna ekleyeceğim şu olabilir. Yönetici olan kişinin, yani burada Tayyip Erdoğan tabii ana yönetici olduğu için, bütün yük ve güç onun üzerinde olduğu için onu burada görüyoruz tabii. Etrafındakiler pek fazla etkili olamıyorlar. Ben bu sonuca varıyorum. Ancak etkili olamıyorlar ama öbür taraftan her kişi, idareci 24 saatin belli bir zamanı uyur, belli bir zaman başka işlerle uğraşır ve ondan sonra da kararlar vermesi gerekir. Bu kararları verebilmesi için etrafındaki olan kişilerin, danışmanların ona gerçekleri önüne koymaları ve alternatifleri sunmaları gerekir. Bunu sundukları takdirde onun da karar verebilme imkanı düzelir. Şimdi iyi bir yönetici esasen burada kendisi gibi düşünmeyenleri de etrafında bulundurur. Gayet tabii bu vatana ihanet anlamında söylemiyorum kendisine gibi düşünmeyenler. Farklı düşünebilir, farklı bir siyasi pozisyonda olabilir. Ona saygılı olması gerekir ve ondan da faydalanması gerekir. Benim şu ana kadar tanıdığım yöneticilerin, yani Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit, bunları hatırlıyorum. Bunlar kendileriyle olan çalışmalarımızda hiçbir zaman için benim partim mensubu veya benim politik görüşüm mensubu olsun diye bakmadılar olaya. Yani doğru olan şeyleri söyleyen insanları yanlarında tuttular. Bu çok önemli bir şey. O zaman ancak alternatifleri görebilme imkanınız olabilir ve hatalardan arınabilirsiniz. Bu yalnızca yöneten parti mensupları için değil, muhalefet partileri için de aynen geçerlidir. Orada da bunun böyle olması gerekir. Çünkü onlar bir noktada bundan sonraki iktidar adaylarıdır ve onlar yalnızca hataları söylemekle kalmazlar. Aynı zamanda bir şeyin nasıl yapılması gerektiğini de söylerler. Farklı yollar söylerler. Onlar şu anda güçlü olmayabilirler ama güç başına geldiklerinde onlar başka şeyler yapacaklardır. Bu çok önemli. Dolayısıyla ben burada bir eksiklik görüyorum. Şimdi tabii yani burada asker sivil meselesine girmeyi istemezdim ama bunu maalesef girmek zorundayım. Çünkü burada teknik olan hususları bilen askerlerdir. Cephede nasıl çarpışılır, hangi stratejiyi nerede nasıl uygulayalım, nasıl yapalım bunu onlar bilir. Bu tıpkı tabiplerin kendi meslek alanında veya biz mühendislerin kendi alanında olduğu gibi. Bu bir uzmanlık alanıdır. Şimdi bunu bir siyasetçiden beklemek durumunda değilsiniz. Bir siyasetçi bunu bilmeyebilir ve bilmemesi de normaldir. Peki şimdi siyasetçi ile asker arasındaki münasebette asker kendisine siyasetçinin her verdiği talimatı yerine getirmeli midir? Yoksa askeri olarak doğru olmayan bir şeyi doğru değildir diyerek ortaya koyup siyasetçiye söylemeli ve gerektiğinde de bu vazifeyi yerine getiremiyorsa ben bunu uygulamıyorum deyip ayrılmalı mıdır? Bakın bunun uygulamasını rahmetli Özal'da o zamanki Genelkurmay Başkanı da gördük. Torbitay'da. Böyle söylüyor hocam. O Genelkurmay Başkanı o zaman dedi ki ben bu sizin yapmak istediğiniz harekata katılmak istemiyorum. Bu bizim için uygun değildir. Biz Irak'ın kuzeyine girmemeliyiz. Ben bu işte yokum dedi ve ayrıldı. Özal müthiş sinirlendi. Fakat ondan sonraki gelen de aynı şeyi devam ettirmedi. Demek ki bakın, teknik olan insanların en sonunda bir şey uygulanmayacak bir şey veriliyorsa talimat kendilerine, bunu yapmamayı da gerekirse pozisyonu terk etmek suretiyle yapabilecek rizikoyu üzerlerine almaları gerekir. Bunu genel olarak söylüyorum. Kimseyi suçlamıyorum ama bu çok önemli bir şey.
Ben bunun yapılmaması sonucunda ortaya birçok hatanın gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü askerlikte yapılan hatalar insan hayatıyla ödenir. Ve çok ağırdır bedeli. Bunu siz en iyi bilirsiniz. Dolayısıyla şimdi burada bu şekil hatalar yapmamak lazım. Ben bu şekil hatalardan kaçınılması gerektiği kanaatindeyim. Sonra birileri idare edenlere hoş görünmek için, belki inandıkları için, belki de bir takım avantajlar elde ettikleri için. Basında da başka yerlerde de çıkıp kraldan çok kral taraftarı konuşmalar yapıyorlar. Efendim gayet tabii hemen bizim burada Halep'e girebiliriz, Şam'a girebiliriz, Rusları darmadağın ederiz, öbür tarafa da gidebiliriz, her şeyi yaparız. Siz bizi küçük mü görüyorsunuz? Allah Allah. Yahu biz dünyada herkesten mücadele edebiliriz yani, var gücümüz. Bakın bunu söyleyen kişi ya cahildir yahut da maalesef başka bir güce hizmet ediyordur. Bunu söylemek zorundayım. Çünkü çarpışmalarda siz gayet iyi bilirsiniz ki gücü oranında bir insan mücadeleye girer. Gücü yoksa da girmez. Türkiye 800 milyar dolarlık bir ekonomi. Son dolar kriziyle 750 milyar dolara düşmüş. Savaş demek para demek. Bunu yapmak için bu paralar nereden gelecek? Hayat, insanların hayatı gittikçe zorlaşıyor zaten. Öyle mi? O halde ben savaş yapacağım zaman düşünmem lazım. Atılan her mermi, insan hayatını bir tarafa koyuyorum. O kayıplar parayla ölçülemeyecek kayıplardır. O halde siz büyük hatalara düşebilirsiniz. Türk Devleti'nin bugüne kadarki tarihi tecrübesi en azından burada değerlendirilmeli ve sorumlu olanlar, ki bunlar komutanlardır. Yani emir verenlerdir. Aşağıdaki erbaşa bunu yükleyemezsiniz. Tıpkı Fethullah Gülen harekatında olduğu gibi orada emri verenlerle o emri uygulayanların aynı kefe içerisine konmasının doğru olmadığı gibi. Buradaki en mühim meselelerden bir tanesi bence budur. Bu noktada herkesin bir kritik yapması lazım. Herkesin tek tek. Bu basın mensuplarını da, parti mensuplarını da, askerleri de, sivilleri de, bürokratları da kapsamaktadır. Yani hepimizin şapkayı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Ben ne kadar yapmam gereken teknik şartlara uygun bir davranış içerisindeyim. Etik olarak ne kadar ahlaklı davranıyorum. Buna hakimler de dahildir. Buna doktorlar da dahildir. Koronavirüsü çıktığı zaman. Değil mi? Hepsi evet. Dahildir. Dolayısıyla ben burada bunun yalnızca bir Tayyip Erdoğan meselesi, bir Adalet ve Kalkınma Partisi meselesi olduğunu düşünmüyorum. Bu bizim topluca millet olarak, özellikle hacivatlar olarak, okumuş yazmış takım olarak şapkayı önümüze koyup düşünmemiz ve neyi yanlış yaptığımızı tek tek hesabını vermek durumundayız. Milletvekilleri de özellikle burada, özellikle karar organının içinde yer alan kişiler olarak böyle bir duruma düşmemeliydiler. Kötü bir duruma düştüler. Bu bizim için kötü bir örnek oldu. Halk için de kötü evet. bir örnek oldu. Dolayısıyla ben yalnızca onlara bunu iterek bu suçu, bu meselenin çözülebileceğini düşünmüyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Bir araya gitmek zorundayız. Araya gidip geldikten sonra da bu dış politika konusu önemli. Hocamın hazırlıkları var, Sayın Vekilim hazırlıkları var, yine komutanım da hazırlıkları var. Önemli çünkü Türkiye'yi bir yeni süreç bekliyor dış politikada. Moskova görüşmesi ve zirvesi çok önemli. Türkiye'nin önünde önemli bir aşama var. Neler bu aşama? Az sonra. Bizden ayrılmayın.